Herkese selamlar. Mükemmel bir kariyerle ve mükemmel bir projeyle karşınızdayız. Farklı bir içerik deniyoruz arkadaşlarımızla. Twitter üzerinden de çok kez yayın yapmıştım. Kiribati Futbol Club adında yeni bir projeye başlıyoruz. Bu bizi heyecanlandırıyor çünkü gerçek bir ekip oluşturduk ve o gerçek ekiple sezonlar ilerleterek başarı sağlama hedeflerimiz var. İngiltere 8. Lig'den başlayacağız. Çok kısa, zaten hani öncesinde videoyu izlemiş olacaksınız. Ben de çok kısa bahsetmek istiyorum size. Kiribati bir okyanus üye adası ve burada Hindistan cevizi ticareti yapılıyor. Ve bu gerçek. Dünyada da birçok ülkeye Hindistan cevizi dağıtılıyor. Onlardan bir tanesi de elbette İngiltere. İngiltere'de Newcastle limanına inen Kiribati'li çalışanlar ve iş adamları burada futbolun coşkusundan da faydalanmak için ve Kiribati'ye, yani adadaki gençlere futbolu daha da sevdirebilmek için, onlara bu futbol coşkusunu aşılayabilmek için bir yatırım yapıyorlar. Burada bulunan yarı profesyonel Newcastle Blue takımını satın alıyorlar. Bu takım 8. ligde mücadele ediyor ve bütün oyuncuları neredeyse 30 yaş üstüydü, 25 yaş üstü, 25 ve 30 yaş arasında çok az oyuncusu vardı. Bunları göndermek zorunda kaldık. Gerçek bir teknik ekip oluşturduk kendimize. Yeni bir genç takım oluşturduk. Bu gençlerimizin hepsi hem Kiribati hem de İngiltere uyruğuna sahipler. Zamanla milli takımlara kendileri karar verecekler. Bunların haricinde tabii takıma abilik yapacak, tecrübe katacak, güç katacak, yeni oyuncular da alacağız. Bunlara ekip olarak karar vereceğiz. Bugün ilk yayınımızı yapıyoruz ve öncesinde de çok kez sohbetini yaptık arkadaşlarımızla. Teknik ekibimizde tabii iki tane yıldız var. Twitter'dan ve YouTube'dan da herkesin tanıyacağı isimler bunlar. Genel direktörümüz Taner Işık. Taner abi FM içerik videolarıyla harikalar yaratan bir insan. Çok bilgili, çok iyi bilgiler veriyor FM adına. Oyuna yeni başlayanlar ondan ve videolarından çok kez faydalanıyor tabii. Taktik içeriklerinden tutun da kariyer videolarına kadar her noktada harikalar yaratabiliyor. Onun haricinde Mustafa Anıl var. Belki bazılarınız gerçek ismini bilmiyorsunuzdur. FM bağımlısı, meşhur Twitter'da. Harika paylaşımlar yapar. Herkese destek olur ve FM'de, Türkiye'de FM'nin büyümesi için de çok iyi işler yapıyor. Menajer olarak ben yer alacağım. Twitter'da Bir Başka Kariyer adı altında işler yapmaya çalışıyorum. Blog yazıyorum, videolar çekmeye çalışıyoruz, içerikler üretiyoruz. Bunun haricinde size diğer arkadaşlarımdan da bahsetmek isterim. Zülküf Sağar, namı değerde Turkish Conte'dir. Uzun süredir tanışıyoruz ve çok iyi içerikler üretir. Çok fazla yayın yapmasa da siz onu görmezsiniz. Zülküf şu an aramızda, yayında. Güzel de bir profili var. Zülküf'ten bir selam alalım. Merhaba arkadaşlar. Bu kariyerde asistan menajer görevinde rol alacağım. Özellikle takımımızın savunma çalışması üzerinde bir takım faaliyetler yapmayı planlıyorum. Kariyerin hem FM ortamında da yenilik olduğu için güzel şeyler vaat edeceğini düşünüyorum. Kendinize başarılar diliyorum ekibe. Çok güzel. Zülküf dediğim gibi zaten gerçekte de savunma futboluna karşı bir sempatisi vardı. Savunma futbolu konusunda FM kariyerlerinde çok iyi işler yapıyordu. Sürekli bunu benimle de paylaşıyordu. Ve ondan savunma konusunda öğreneceğimiz çok şey var olarak düşünüyorum. Diğer bir arkadaş, kondisyon antrenörümüzde Batu var. O şu anda da yayında. Batu'yla ilk konuşurken ve hani teknik ekip konusunda sohbetler ederken de Batu bana şöyle bir iddiada bulundu. Dedi ki abi takımın bütün kondisyon güçlerinde ben olacağım. Yani bütün kondisyon işleri benim olacak ve oyuncuları geliştirebileceğime inanıyorum. Çünkü 8. ligde yer alıyoruz ama burası biraz zorlayıcı, biliyorsunuz ki. Çok fazla mücadeleci bir lig olacak. Kondisyon da bizim için önemli çünkü bazı haftalarda iki maça çıkacağız. Takım da genel olarak genç olduğu için kondisyonu iyi kullanmamız lazım. Bakalım Batu neler söyleyecek bize.
Merhaba, takımın takımın kondisyon kondisyon altı. Merhaba, ben Batu. Takımın kondisyon altı Türkiye'den, rakibi. Türkiye'den geldik çalışmaya. Bizi çok güzel bir proje için çağırdılar. Gençlerle dolu bir takım. Ve 8. ligde, kimse seslerinin geldiği ligde takımın en iyi halde olmasını sağlamak istiyoruz. Bu yüzden de kondisyon olarak takımı en zirvede tutmaya çalışacağız. Çok güzel. Çok güzel. Kondisyonların antrenörleri konusunda da ya 14-3 bence yeterli olacak. Ve disiplinli olması da antrenmanlarda bence çok kez fayda sağlayacak bize. Teşekkürler. Ve en önemli noktalardan bir tanesi tabii Nihat. Nihat bizim baş gözlemcimiz. Ondan çok kez faydalanacağız. Çünkü genç oyuncular var takımımızda ama U18 takımda ve geleceğin kadrosunu oluşturmak adına yeni transferler de yapmamız lazım. Bu sezon belki birkaç abi transfer de yapmamız lazım takıma. Çünkü birazdan kadromuzu da göreceksiniz ki çok genç, tecrübesiz bir takımımız var. Bunların arasında birkaç yıldız adayı ya da abi transfer daha yaparak en azından gelecek sezonunda temellerini şimdiden atmış oluruz. Bu konuda Nihat bize güzel bilgiler verecek bence ki öncesinde çalışma da yaptı. Hem Batu hem Conte hem de Nihat güzel çalışmalar yaptılar. Bunları da birazdan değerlendireceğiz. Nihat'tan bir selam alalım. Merhaba ben Niyaz. Merhaba ben Niyaz. Tabii ki çok iyi bir proje için buluştuk. Baş gözlemci olarak işe başladım. Tabii ki bir MVP falan olmasam da katkı sağlamaya çalışacağım. İnşallah çok iyi yerlere geleceğiz. Nihat'ın güçleri çok güzel. Ya beni çok sevindiriyor. Uyum 15. Potansiyel ve yetenek değerlendirme de 15. Onun haricinde veri analizinin 15 olması başka görevlerde de yer alabileceğini gösteriyor. Kararlılığı 11. Bu benim hoşuma gidiyor. Bakalım hani baş gözlemcimizden memnun kalacağız gibi. Şöyle de bir şey var. Anıl'dan ve Taner abimizden de selamlar bekliyoruz. Taner abi hani genel direktörlüğü iş yapmayan adam olarak nitelendirse de her sıkıştığımız noktada Taner abiye koşacağız. Taktik konusunda olsun, oyuncu yetiştirme konusunda olsun, antrenman konusunda olsun. Onun harika bilgilerine bence ihtiyacımız var. Her zaman bir dirsek temasımız olması lazım. Ondan da bir selam bekliyoruz takipçilerimize. İsterseniz az kadromuza geçelim. Oyuncularımızı ufaktan bir değerlendirmeye başlayalım. Bakalım elimizde neler var, neler yapmamız lazım. Hangi noktalarda ne geliştirmeler yapmamız lazım. Bundan önce şunu göstermek istiyorum size. Bir kadro derinliğimize bakalım. Hangi mevkide kaç oyuncumuz var? Bunu çok kısa bir şekilde göstereyim size. Açar açmaz şu dikkatimizi çekiyor ki sağ bekimiz hiç yok. Kesinlikle en az bir tane ve bir tane de yedek sağ bek almak zorundayız. Sol bekte çok sıkıntı yaşamayız gibi. Defans merkezde yine bir eksiğimiz var çünkü bir oyuncumuz birçok pozisyonda oynayabildiği için burada yer alıyor. Buraya bir transfer gerekiyor olabilir. Sağ ve sol kanatlarda da aynı şekilde yedek oyunculara ihtiyacımız olabilir. İsterseniz bir az kadromuza geçip oyuncuları yavaş yavaş değerlendirmeye başlayalım. İlk oyuncumuz Jerry, kalecimiz 16 yaşında. Ani çıkışı güzel, kararlılığı güzel, çeviklik güzel, refleks güzel ama kötü olduğu, yani düşük seviyede olduğu bazı noktalar da var. Bununla alakalı siz neler söylersiniz Jerry hakkında? Tabii ki bu 16 yaşındaki kaleci için bazı özellikleri bayağı iyi. Mesela çeviklik, karar alma gibi bazı kaleciler için önemli olan özellikleri bayağı iyi ama tabii geliştirmesi lazım olan bazı noktalar da mesela iletişimi 3, bir kontrol 1 gibi özellikleri bayağı can sıkıcı. Bunlar geliştirilmeli. Ya benim şu dikkatimi çekti. Birebir de gücünün 5 olması bize sıkıntı yaratabilir.
Olabildiğince rakip forveti ya da kanat oyuncularını kaleciyle baş başa bırakmamamız lazım. Çünkü muhtemelen gol yiyeceğiz. Yani tabii karşı oyuncunun vuruş yeteneğine de bağlı olarak sanki yüzdelik olarak daha fazla gol yeme ihtimalimiz. Onun için biraz daha gelişmesini bekleyebileceğinin direkt bir ilk 11 oyuncusu gibi durmuyor. Ama güzel de bir yedek oyuncusu olabilir. Tombut var, 15 yaşında. Sanki bazı özellikleri bir tık daha iyi. Yani çeviklik konusunda falan tabii tartışılabilir. Hani çok da gerek var mı? Hani o konuda da biraz tartışılabilir. Çünkü alt liglerde oynuyoruz. Çok fazla hareketli bir oyun olmayacak belki de. Ve lige göre bence iyi bir takımımız var. Biraz daha rahat ettirebiliriz kalecimizi ama ani çıkışta güzel ve degajda güzel olması benim hoşuma gitti. Kararlılık seviyesi çok iyi, çalışkanlık seviyesi çok iyi ve bu oyuncu antrenmanlarda kendini gösterecek gibi. En azından gelişime daha açık gibi duruyor. Bir yaş daha küçük olmasına rağmen. Tabii 15 yaşındaki bir kaleciye de direkt ilk 11 verebilir miyiz? Bu biraz tartışılabilir. Sen ne dersin Nihat? Tabii ki yani 15 yaş olması bizim için biraz kötü ama bu yaşta bu bazı özellikleri bayağı iyi. Mesela işte sizin dediğiniz gibi çalışmalarda kararlılıkla eksik olan yönlerini kapatabilir. Çalışarak daha iyi noktaya getirebilir. Evet ama hani şunda hemfikiriz bence. Hani Conte'den ve Batu'dan da söz alalım. Sanki bir kaleciye ihtiyacımız var değil mi? Conte ne dersin? Asistan menajer Ya olarak. şu benim düşüncem şöyle 15 yaşında ama lig düzeyinde kale alırsak kararlılığı ve çalışkanlığıyla kalemizi koruyabilme meziyetlerine sahip diyebilirim. En azından ikinci kaleci olabilir. Yaşın 15 olması bir yönden olumsuz, bir yönden de olumlu yani kötü bir şey bana göre. Kaleci transferi konusunda da açıkçası direkt bir fikrim yok yani Arap'ta kalıp diyebilirim. Ben şöyle bir şey Bir dakika. demek istiyorum. Bir dakika. Ben Conte'nin sesini çok az alıyorum Evet. ya. Defansımızın muhtemelen en iyi oyuncusu Leo. Sol ayaklı bir stoper. Sol ayaklı stopere sahip olmak bence güzel. Ya yani Türkiye'de hep bu konuda sıkıntı yaşıyorduk. Özellikle altyapı kariyerlerinde. İngiltere'de biraz daha bir bolluk var sol ayaklı stoper konusunda. Leo 16 yaşında ve 1.86 boyunda 64 kiloda. Fizik olarak iyi bence. Hani çok iri yarı ve sağlam bir oyuncu gibi gözükmese de bence güzel. Kolay kolay da geçiş sağlamayacak bir tipte bir oyuncu olabilir. Top kapması ve markajı 13. Bu oyuncunun sağlam ayakları Evet. olduğunu gösteriyor. Ve vücut zindeliği 16. Yani burada gerçek bir savaşçı görebiliriz ama ileriye çıkma konusunda, topla hareket etme konusunda ve oyunu okuma konusunda biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Çünkü vizyonu, topsuz alanı biraz zayıf. Ama agresif, ya agresifliğinin çok ideal bir noktada olması, 11 ile 13 arası genelde idealdir benim için. En azından fibra değerinde de genelde ona dikkat ederim. Markaj, top kapma ve agresiflik bu üçlü bence oldukça ideal. Kararlılık seviyesinin 13 olması da antrenmanlarda kendini gösterebilecek bir oyuncu olduğuna inanıyorum. Keşke biraz daha çalışkan olsaydı. Oyun içerisindeki aksiyonları da daha iyi olabilirdi sanki. Ve güç. Güç konusunda sanki bir tık daha iyi olması bizim çok işimize yarardı. Ama dediğim gibi oyunu kendisinin üzerinden yönlendirmemiz sıkıntı olabilir. Çünkü pas yeteneği çok kötü. Pasör olarak kullanmayacağız. Benim tavsiyem çakılı stoper olarak kullanabiliriz. Şimdi alt liglerde olduğumuzu herkes malumu. Bundan dolayı bir stoper oyuncusunun çok daha fazla fizik kuvvetine sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Ayağı yere basan bir pivot santrafor karşısında Leo'nun pek şansı yok. Yani kilosu da gücü de buna el vermiyor. Yani arkayı toparlayan bir futbolcu, yani rolde oynaması daha iyi olabilir. Yanına daha fizikli bir kesici bir stopere ihtiyacımız olabilir. O zaman Leon'un yapabileceği tek faaliyet arkaya sarkan oyuncuları engellemek olur. Çünkü hızı gayet iyi düzeyde.
Evet. O zaman sen çakılı stoper oynamasını daha mantıklı görüyorsun. Evet. Evet, olabilir, mantıklı. Eğer yan tarafına sağ ayaklı, daha hareketli ve ön tarafa çıkıp Ve daha fizik kuvveti. aynen fizik kuvveti de iyi, öne çıkıp top da alabilecek bir oyuncu bulabilirsek Leo orada sırıtmamış olur ve bence toparlayıcı olabilir dediğin gibi. Evet. Kızım gayet elverişli bu role. Okey, güzel. Bakalım. Bir de şöyle bir şey var. Leo muhtemelen tek orijinal stoperin oyuncumuz. Diğerleri biraz daha devşirme gibi. Aynen. Jordan'a bakalım. Zaten Söyle. Jordan stoper oynayacak boy ve fiziğe sahip değil bence. Kesinlikle. Ama şöyle yani imkansız da diyemeyiz bence yani. Yani ihtiyaç duyulduğu takdirde alınabilir ama mutlaka bir stoper transferine ihtiyacımız var. Ya şöyle, sizce iki stoperimiz de uzun boylu ve iri yapılı oyuncular mı olmalı? Yani bence eğer bana sorarsanız Leo tam bir toparlayıcı rolünde ama güç 4 olduğu için özellikle alt liglerde daha sert futbol ve daha fizikli oyuncular olduğu için ayakta durabileceğini pek düşünmüyorum. Hava Kesinlikle. toplarında yere basan bir pivot santrafor onu hakikaten ezebilir. Evet. Ya bir de şöyle bir şey var. Yani alt liglerdeki takımların çoğunda forvet kısımları hep tecrübeli oyuncularla dolu. Hep 30 yaş üstü Evet. oyuncularla dolu ve oyuncuların fiber değerleri hep yüksek oluyor. Fiziksel güçleri biraz daha düşük olsa da fibra değerleri de yüksek olduğu için o alanda çok kendini hırpalayabiliyorlar. Ve bu da sert oyuna sebep olabiliyor. O konuda tabii Leo biraz düşük kalabilir. Jordan'la alakalı şöyle düşünüyorum. Hani eğer 3 defanslı bir taktik oynarsak sanki Jordan orada çok da sırıtmaz gibi. Sol stoper olarak. Üçlünün solunda oynarsa. Belki orada çok sırıtmaz. En azından top tutup pas yapabilir. Sol beke oyun açabilir. Çünkü sol kanat bek sürekli ileriye çıkacak ve ona pas atmak zorunda kalacak bir oyuncu var. Ve onu Jordan olarak belirleyebiliriz. Hiç fena değil. Aslında gücü güzel. Gücü güzel. Markajı kötü. Top kapması standart. Lige göre standart. Ya biraz daha agresif ve cesaret konusunda iyi olsaymış, top kapma konusunda da iyi işler çıkartabilirmiş. Bence ligeye baktığımız zaman, lig kalitesine baktığımız zaman ortalama üçüncü oyuncu olduğunu düşünüyorum Tabii. ben. Ben de öyle düşünüyorum. Futbol bekle işimizi de rahat göreceğini düşünüyorum. Ya muhtemelen zaten çoğu mevkide lig ortalamasından iyiyiz. Çok da sırıtmayacak oyunculara sahibiz ama biz geleceği de düşünmek adına ve sadece Evet. 16-15 yaşındaki oyuncuları bel bağlamaktansa, umut bağlamaktansa hani araya yapacağımız birkaç iyi transfer takımı şahlandırabilir. Jordan iyi bir sol bek yedeği olabilir. Hani yedeğe ihtiyacımız yok. Ama bakalım as oynayabilecek bir oyuncumuz var mı? Terry'e bakalım. Terry de sol bek 19 yaşındaki stopere bakmadık sanırım. oyuncusuymuş. 19 yaşındaki stopere Atladık mı? Cortez Leon'un mi? arkadan yarattığı Ama oyuncu. onlar galiba sözleşme imzalanmamış ve güçleri de vasat oyuncular. Pek Muhtemelen. yani bakmamıza gerek yok orada. Aynen. Yani çok fazla sakatlık ve kırmızı kart gibi sıkıntılar yaşamazsak bu oyuncular muhtemelen hiç forma şansı bulamayacak. Terry'e bakalım. Bakalım sol bekle Yani nasılmış. kesinlikle bir stopere ihtiyacımız var anlaşılan. Evet, özellikle Ve sağ rakiplerin ayaklı. çoğu da 4-4-2 oynayacakları için abi bence bayağı bir iyi stopere ihtiyacımız var. Kesinlikle, İki tane kesinlikle. bence. Terry aslında beklediğim gibi çıkmadı. Yani fizikseli çok iyi ama teknik ve savunma güçleri çok kötüymüş ya. Bu biraz sıkıntı yaratabilir bize. Ama 15 Ya, yaşında ve evet. kararlılık 1. Yani kararlılık çok kötü. Ya Yani şöyle diyeyim. Savunmada çok iyi değil. Ofansif olarak zaten hiç iyi değil. Yani dengeleyememiş bile profile. evet. Sadece fiziksel olarak geliştirmiş kendini. Evet. Bilmiyorum. Sakatlandıktan sonra oyuncumuz veya çok yorulduktan sonra 10 dakika 20 dakika kadar oyuna girerse yani Nasıl için iyi oynuyor? yapar bence. Yani 15 kişi daha da olsun diye bence yani. Evet, aynen Mantıklı. aynen. Ya da hani yani eğer sol beki çok fazla ileriye çıkartırsak hani bir yerden sonra yorulduktan Abi. sonra Terry'i oyuna alıp en azından oradaki fiziksel gücü korumuş olabiliriz.
Ve Çakılı yaparız. Mesela Çakılı belki oynatabiliriz bunu. Böylece defansı sağlam almış oluruz. Öne geçtiğimiz maçlarda falan. Eğer rakibin sağ kanat oyuncuları etkili gelirse Terry'i oyuna alıp belki Çakılı bekle o açığı kapatmış olabiliriz. Ama çok da beklediğim gibi çıkmadı. Belki eğer bütçemiz yer kalırsa bir sol bek bakabiliriz. Evet, yani son ihtimaller olabilir. Şu an hani acil olarak ihtiyacımız yok. Çünkü Jordan'ı sanki biraz daha fazla oynatacağız gibi. Saxon Early 17 yaşında Norwich'in altyapısından yetişmiş bir genç oyuncu. Norwich'ten bize gelmiş. Bakalım neler yapabilecek Saxon. DMC'de ve orta sahada oynayabiliyor. Bu güzel aslında. Ben bu tarz oyuncuları severim. Hem DMC'de hem orta sahada oynayabilen. Savaşçı rolde oynayabiliyor. Defansif orta sahada oynayabiliyor. Dinamo olarak oynayabiliyormuş ama sanki tekniği bu çok da iyi olmayan bir oyuncuyu dinamo olarak oynatmak biraz risk olabilir. Sizce bu oyuncu ne yapar? Ya, bence en yakın Dinamo'ya meyilli gibi duruyor ama çünkü dayanıklılığı da elverişli buna. Evet. Top kapma. Yani kötü profili yok. Yani 10-10 bir profili olduğu için yani çok diplerde değil. Bir şekilde işimize görebileceğini düşünüyorum. Ya sizce Benim şöyle bir görüşüm var. Serdar Ali Çelikler gibi sinameki Oyuncu. bir oyuncu diyebilir miyiz buna? Abi bu değil ama bundan sonra bir tanesi vardı. O tam sinameki. Ha abi baksana kısa ve Onu basit pasla oyna diyor. Ya bu tam bir Selçuk Şahin. ben aslında bu oyuncu hakkında farklı bir şey düşünüyorum şu anda. Defansif orta saha olarak veya defansif oyun kurucu olarak. Çünkü topsuz alanları, takım oyunu, soğukkanlı, pozisyon alması falan. Hem top kapar, sonra pasını verir, oyunu kurar gibi düşündüm ben biraz ama. Ama karar alma seviyesi çok düşük. Yani oyunu açabilecek mi? Araya koşu yapan adamı görebilecek mi? Doğru pas verebilecek mi? Yani pası 11 tamam standart. Belki iş yapar bu seviyedeki birlikte ama sence bu karar alma seviyesinde ön sezide araya güzel paslar çıkartabilir mi? Yoksa direkt en basit, en garanti şekilde mi oynar? Hem de sen garanti şekilde oylar biraz daha. Sanki ona benziyor. Ya skor tutturacak bir oyuncu bize. 0-0'ı ve 1-0'ı iyi oynatacak bir oyuncu olabilir. Ama öne geçmek istediğimiz maçlarda sence Saxon yaratıcı olabilir mi? Takımın şey, lig ortalamasına dikkat açısına bakarsak yaratabilir diye düşünüyorum ben. Burada Olabilir. lig kalitesine bakmak önemli çünkü. Evet. Lig kalitesi 8. ligdeyiz. Çok iyi bir lig değil. Birlikte yapabilir. Aynen. Deneyeceğiz. Bakalım hazırlık Ama maçlarında da göreceğiz. bir sonraki sezon çok iş yapmayabilir. Evet, bir sonraki sezon için. Ya şimdiden çok da aslında büyük laflar etmemek lazım. Hani kesinlikle şampiyon olduk ve gelecek sezon üst ligde olacağız gibi bir kanı da oluşturmak istemem ama yani takıma ve ekibe güveniyorum açıkçası. Çünkü siz oyuncu inceleme konusunda iyisiniz. Taktik konusunda da eğer beraber güzel işler çıkartabilirsek ligi rahat kazanırız ve gelecek sezonun da şimdiden planlamasını yapmış olabiliriz. Hani bu konuda umutluyum. Ama direkt sanki bu sezonu geçmişiz gibi de düşünmeyi çok istemem. Bu arada Berkay hocamız otobüsü kaçırmıştı. Aramızda kısa bir durum. Berkay'ı Kiribati'de unutmuştuk. Geldi mi aramıza? Evet, geldim ben de buradayım. Merhaba. Hoş geldin Berkay. Berkay bizim altyapısı oyuncumuz. Berkay genç, pro lisansı var. Oyuncu potansiyel değerlendirme ve yetenek değerlendirme konusunda 11 gücü var. Gençlerle çok iyi anlaşıyor. Disiplin seviyesi oldukça yüksek. Bu hoşumuza gidiyor. Eğer kararlılık seviyesi biraz daha iyi olsaydı gelecek konusunda çok daha rahat emin adımlar atabilirdik. Daha önce de işte Başakşehir, Türkiye, Galatasaray gibi güzel kulüplerde çalışmış bir genç adam. Berkay neler söylersin? Öncelikle Livadi'nin olduğunu için çok mutluyum. Altyapıdan iyi oyuncular çıkarıp birlikte Livadi'yi hak ettiği yerlere çıkaracağız. Hep birlikte başlayacağız inşallah. Kesinlikle. Yani amacımız hani sen olmadan önce de söyledim ben. Amacımız Kiribati'deki
gençlere futbolu sevdirebilmek ve onların yeteneğinden faydalanabilmek. Çok küçük bir ülke, çok az bir nüfusu var ve genç nüfus da oldukça az. Bunun için orada güzel sportif faaliyetler yapmamız lazım ve önce olmamız lazım. Bunun için de takımımızdaki bütün gençler zaten hem Kiribati hem de İngiltere uyruğuna sahip. İnşallah bu oyuncuların büyük bir çoğunluğu İngiltere milli takımını değil de Kiribati milli takımını seçer ve güzel işler çıkartırlar diye ümit ediyorum. Takım değerlendirmeye devam edelim. Gençler hakkında konuşuyoruz. As takım hakkında konuşuyoruz. Burada Berkay'dan da yardımlar alacağız. Hatta ilk yorumumuzu alacağız Ethan'la alakalı. Bir söz vermek isterim Berkay'a. Ethan hem DMC'de hem MC'de oynayabiliyor. AMC'de hani iyi olmasa da demek ki çok sıkıştığımız noktalarda oynatabileceğiz. Çünkü ilk kontrolü, pası ve tekniği güzel. Hız hızlanması da güzel. Hani burada biraz hareketlilik yaratabilir gibi oyunun sıkıştığı maçlarda. Ne dersin bu oyuncu hakkında Berkay? Ethan bence bizim ilk 11 oyuncularımızdan değil ama hani oyuna sonradan alıp hani oyundaki topu tutmayı açısından olacak olarak hani iyi bir oyuncumuz olacak. Evet. Ama az önceki Saxon'a göre sanki bir tık daha iyi profili var değil mi? Ya benim biraz daha aslında hoşuma gitti ya. Hani yetenekte biraz daha az yıldızlandırılmış. Yarım yıldız daha az Saxon'dan. Ama pası ve tekniği sanki ondan daha iyiydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, pas ve teknik konusunda daha iyi. Hani çok da sinameki bir oyuncu değil gibi. Saxon biraz daha bana öyle geldi. Sanki daha garantiye oynayacak gibi. Fiziksel güçleri biraz sıkıntılı. Hızlı hızlanma konusunda. Bakalım neler yapıyormuş. Uzun mesafeli paslar denermiş. Topu almak için gerilere kadar gelir. Bu güzel bir şey. Oyun kurucu gördüğünü üstlenebiliyor demek ki. Efendim? Defansif oyun kurucu rolünü alabilir. Alabilir. Yani gerekirse belki ofansif rolde bile verebiliriz bunu. Ofansif rolde bence bile şey defansif oyun kurucuları Heisman alabilir ya. Heisman çok da yetenekliydi. Heisman'a da bakacağız. Evet. Onu da değerlendireceğiz. Ethan standart bir boyda. 1.71 ve 56 kilo. Fiziksel olarak biraz sıkıntılı tabii ama bence gelişim sağlayabilecek bir oyuncu. Çünkü kararlılık seviyesi 13. Fibra konusunda da hani biraz daha agresif olsaydı belki top kapma konusunda da işimize yarayabilirdi. Ama agresifliği çok düşük. Takım oyunun güzel olması, yani iyi seviyede olması benim hoşuma gitti. Çünkü biz bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Bu genç oyuncuları üst liglere kadar taşımayı planlıyoruz. Hep onlarla devam etmeyeceğiz tabii ama değeri gelen oyuncuları da satacağız. Bazı oyuncuları beğenmeyeceğiz, belki göndereceğiz. Ama ben takım oyununa çok önem veriyorum. Fibra konusunda raporlara çok önem veriyorum. Bence bu formayı ve armayı benimseyecek oyunculara ihtiyacımız var. Patino'ya bir bakalım. Patino neler yapacak bizde? 1.78 boyunda ve 64 kiloda Patino. Yine aynı şekilde çift uyruklu. Patino oldukça güzel bence. Ne dersin Conte? Patino konusunda vücut zindeliği çok ilgimi çekti bu yaşta. Evet. İnanılmaz derecede. Kendine iyi bakıyor demek ki. Sanırım beslenme konusunda gayet iyi. Ya bir de konu dışında, Patino dışında dikkatimi çeken bir husus da takımımızdaki neredeyse tüm oyuncular sol ayaklı. Evet, o da ilginç. Evet, yani az önce onu dikkat etmiştim ama söyleyemedim. Sol ayaklı bayağı bir oyuncumuz var. Bu sevindirici. Evet. Dünyana sıkıntı çektik. Bununla biz bolduk yaşayabiliriz. Bu sevindirici bir şey. Demek ki transferde de çok sıkıntı yaşamayacağız. Hani transfer ederken illa sol ayaklı olsun özelliği çok aramamıza gerek yok. Sağ ayaklı oyuncu zaten çok fazla. Bu oyuncunun piyasa değeri de diğerlerine göre sanki bir tık daha iyi. Maaş konusunda zaten hepsi aynı alıyor bizde. Sözleşmelerinden dolayı. Charlie Patino ile alakalı
Bence biraz hareket katabilir oyuna. Yani ofansif rolde, orta sahadaki ofansif rolde biraz hareket katabilir. Kararlılık seviyesi iyi, çalışkanlık iyi, özel yetenek iyi, skor değiştirebilir. Takım oyunu çok iyi. Yani ilk kontrol pas ve tekniği iyi olmasa hani bizim orada top yapmamızı da sağlayacaktır ya. Evet. Aynen yani, aynen. Topa sahip olmak konusunda bayağı bir yararlı olacak. Yani skoru koruma açısından dahi işimize yarayabilir. Kolay kolay topu kaptırmaz. Aynı zamanda basit paslar yapar. Yani şöyle takım oyunu ve soğukkanlılık pas bu üçü birleştiği vakit zaten adamı kolay kolay top kaptırmayacağı belli. Özellikle ligimizdeki tüm değerlerle mukayese ettiğimizde gayet iyi bir profili var. Aynen. Ya Patino için şunu söyleyebilirim ben. Şu ana kadar en çok içime sinen oyuncu oldu. İlk 11'e direkt yazma adına. Evet. Ya benim de Heisman favorim. Bakalım sen Heisman'ı çok övdün. Bir bakacağız sana sonra. Ben burada övdüm ama. Heisman benim için tam bir defans orta saha. Heisman defans orta saha. Peki olmadı. Yani yok. Fibra konusunda çok iyiymiş Heisman. Fibra konusunda gerçekten iyiymiş. Top da kapabiliyor. Değerleri kırdım. Bu arada ben gideceğim sabahtan beri giremiyorum. Database değişti. Oyuncuların özellikleri değişti arkadaşlar. İşte onu ondan ötürü Heisman'ı sürekli ön plana çıkardım. Pası 15'ti çünkü. Evet evet. Ya şöyle bir şey var. Hani izleyiciler bu mevzuyu çok anlamayacak muhtemelen. Biz normalde dün aynı yayını yaptık. Oyuncuları tek tek değerlendirdik, transfer hedefleri koyduk, taktik konuştuk. Ardından kayıtlar bittikten sonra sabah aldığımız video kaydında arkadaşlarımız sesin olmadığını fark ettim. Ve bir gün boyunca buna kafa yorduk. Acaba nerede sıkıntı yaptık, neden sesler çıkmadı diye. Çünkü sadece ben konuşuyordum ve ben cevaplıyordum bütün soruları. Hiç kimsenin sesi gelmiyordu videoda. Hatta bununla alakalı Taner abiden de destek aldım. Taner abiye de danıştım. Programla alakalı bir sıkıntı var mıdır diye. O da sağ olsun yardımcı oldu. Hani Heisman'ı çok övüyordun. Çünkü dün biraz daha iyi çıkmıştı profili. Bugün beni tabanını yeniledik. Bayağı iyiydi ya. Yani. Bugün beni tabanını yeniledik. Biraz düşmüş gibi. Ama şey konusunda benim çok hoşuma gitti. Fibra konusunda. Yine iyi ya. Bence iyi, yine iyi. Ha, şu açıdan iyi. DMC'de oynatıp top aldıracak bir oyuncu yapabiliriz Heisman'a. Orada hani sol stoperimiz biraz daha zayıftı ya. Hani öne çıkıp da top almasını istemeyeceğimiz bir oyuncuydu ya. Heisman o açığı biraz kapatabilir. Çakılı stoperin ön tarafındaki boşluğu rahatlıkla kapatabileceğini düşünüyorum. Bir de iyi yönü de agresifliği çok da değil, az da değil. Yani tam dengeyi kapmış, cesaret de keza öyle. İkisi birbirine çok iyi ikili olmuş. Aynen, az önce dedim ya 11 ve 13 agresiflik için bence çok ideal bir seviye. Hani bazı oyuncularda agresiflik seviyesi 15'in üzerinde çıkıyor. Bu fibranın da şişmesini sağlıyor ya da sebep oluyor diyeyim. Ve bazıları şey diyor, hani işte bu oyuncunun fibra değeri 75 ama ben hiç verim alamıyorum gibi mesajlar geldiği de oldu bana. Tamam da yani agresiflik seviyesi zaten 18-19. Çalışkanlığı, takım oyunu düşük olan bir oyuncu agresif olursa yapacak bir şey yok ya. Ondan zaten fibra konusunda çok fazla bir şey beklemeyeceksin. Çünkü sürekli faul yapacak, sürekli kart görecek. Çok sıkıntı yaratabilir yani. Oradaki agresiflik, oradaki agresiflik 15 ya da 16 değerinden sonra tırnak içinde çirkefliğe kayıyor. Kesinlikle. Özellikle topu kazanmak isteyen yani müdahaleye ihtiyaç duyan bir rolde agresifliği yüksek olması bize bayağı kart getirirdi. Aynen aynen. Yani bu çok yerinde müdahaleler yapacak gibi ya Heisman. İlk 11'e yazılabilir yani. DMC konusunda hoşuma giden bir oyuncu oldu. Şu ana kadarki en iyi adam oldu bence. Fiziksel seviyede de en azından 9'un 10'un altına düşmemesi gelişme sağlayabileceğini gösteriyor. Artık o konuda da kondisyon antrenörümüze falan iş düşüyor yani. Halledersin, kolay işler yani.
Bakke'ye bakalım. Bakke'yi hatırlarsınız. İlginç bir oyuncuydu. Bakalım yine aynı mı tabii özellikleri. Evet aynı. Belki eklenmiş de olabilir daha da fazla. Bakke stoperden forvete kadar her yerde oynayabiliyor. Abi hani Kiribati'den oyuncu toplarken şey olarak gelmiş olabilir abi. Nerede olsa oynarım. Ne pozisyonda. Yani beni alın sıkıntı yok. Yeter ki ben her yerde oynarım gibi bir oyuncu olmuş. Ama fibra değeri güzel, fiziksel güçleri güzel, pası güzel, top kapması da güzel. Yani hani şöyle bir oyuncu düşünsenize, forvette oynattığınız oyuncu 11 top almaya sahip. Yani stopere, kaleciye baskı yaptığı zaman ayağına kayabilecek bir oyuncu yani. Hatta sanki öyle bir özelliği mi vardı? Evet, topa kayarak hamle yapmayı sever diyor. Yani düşünsenize rakip defansa kayacak ve top alacak. Harika. Yani benim gözümde, dün de söylemiştim. Benim gözümde direkt Vedat Muriç canlandı. Bir maçta kayarak top almış ve gol atmıştı. Yani öyle bir oyuncu olabilir. Sıkı makaj yapıyor bir de yani. Hani tabii ya, forvet... Akir Elmalı'dır abi. Aynen. Ama tabii şey ya, forvet oynatmak tabii biraz lüks olur bu oyuncuyu. Çünkü bitiricilik seviyesi falan çok kötü. Çok da fazla bir şey bekleyemeyiz. Uzaktan şutu da öyle. Ama orta sahada bir dinamo olabilir bu oyuncu. Yani dinamo dedim, direkt doğru söylemişim zaten. Hani bir hareketleri katabilir oyuna her alanda. Yani başta belirttiğin gibi abi, bu adam her türlü rolün altından kalkabilecek bir oyuncu. Yani değerlere baktığımız takdirde böyle dip yapan bir değeri yok. Yani bu adam balans denilen şeyi tamamen sözlük karşılığı. Aynen. Ya bayağı bir etinden sütten yararlanabileceğimizi düşünüyorum. Zaten harika uyumun da artılar seviyesinde olması güzel. Yani takımla iyi anlaşacak. Takımın sevdiği bir yani oyuncu Necip olacak. Uysal, Necip Uysal tipinde bir oyuncu yani. Evet evet evet. İlk rolü değil. Ya şey gibi biraz hani bir işi çok iyi yapmıyor. Yani çok iyi yaptığı bir iş yok muhtemelen. Ama her alanda çalışkan ve kendini oyuna veren bir oyuncu olacak bu apaçık ortada. Evet. Yani çok iyi düzeyde olmasa da gayret göstermesi sonucunda birkaç şey başarabilir yani. Evet evet. Yani kişilik konusunda zaten azimli sayılır olarak değerlendirilmiş olması bunu gösteriyor bence. Bu oyuncudan birim alırız gibi. Şolay'a bakalım. Artık öndeki oyunculara geçiyoruz ve burada oyuncu sayımız çok az maalesef. Sadece bir tane forvet, bir tane sol kanat, bir tane sağ kanatımız var. Buralara yedek oyuncular almamız lazım. Hatta forvete as oyuncu transfer etmek zorunda kalacağız. Şolay'a bakalım. Şola sağ ayaklı ancak sol kanatta kendini daha iyi hissedebiliyor. Driplingi çok iyi, ilk kontrol çok iyi, hız ve hızlanma konusunda çok iyi ve zinde bir oyuncu. Kendine bakıyor ve antrenmanlarda kendini demek ki gösterebiliyor. Oyuncuyu geliştirmemiz lazım. Özellikle bitiricilik konusunda geliştirebilirsek, son vuruş kalitesi katabilirsek bu oyuncuya harikalar yaratabilir. Biraz gücü düşük, dayanıklılığı düşük ama çalıştıkça benle bunu düzeltiriz. Çok da fazla geriye gelmesini istemeyiz gibi zaten. Hani güç tamam biraz düşük ama çok da fazla geriye gelmesin zaten. Çünkü sol bekimiz daha böyle çakılıya yakın bir bek olacağı için sanki çok da fazla arkada görev düşmeyecek gibi. Özel yeteneğinin 18 olması ona güvenebileceğimizi gösteriyor. Yani sıkışan maçlarda skor değiştirebilir. Bireysel yeteneğini kullanır ibaresi de bayağı uyumlu olmuş. Oyuncumuz bence geniş alanını seven bir oyuncu. Çünkü dar alanda fiziksel yakın temasta pek başarılı bir şekilde çıkamaz. Şöyle diyeyim, 0-0'lık sonuçlarda olur ya bir şekilde biri çıkar gol atar. İşte bu tam öyle bir oyuncu. Yani evet. Beklenmeyen yapabilecek düzeyde bir oyuncu. Evet, evet. Bence güzel. Ya ben bu ama şöyle bir eksiği de var. Fizikli bir bek karşısında bayağı bir sıkıntı çekilir. Ama şöyle düşün, zaten bu alt ligde fizikli bir bek oyuncusu çok da hızlı olmayacağı için hızına yetişemeyebilir. Evet.
Öyle de ekart edebiliriz. Aynen. Dün de söylemiştim defalarca kez. Bu oyuncu bende San Maximan'ı andırıyor. Çok yıpratıcı ve delici bir oyuncu olabilir. Son vuruşlarda çok güvenmesek de topla beraber içeriye kat edip eğer bir pivot santrafor oynatabilirsek veya hareketli bir oyuncu oynatabilirsek orada onları güzel asistler çıkartabilir. Böyle bir yeteneğe de sahip. Abi ama bu oyuncu özel olarak şey yapmamız lazım bence. Uzak çok şükür denememesini özel direktif olarak dersek çok iyi iş yapar. Olabilir, evet. Antrenmanlarda direkt şut verebiliriz. Belki bu konuda biraz etki eder. Maç içerisinde de hani özel yeteneğini kullanma açısından şut emri de verebiliriz. Biraz riske girmiş olacağız tabii ama bu biraz alacağımız forvete de bağlı tabii. Hani forvete mi topu çıkarsın genel olarak yoksa kendine güvenelim mi? Onu daha sonraki transfer ve oyuncu rollerinde karar vereceğiz. Okey, Akande'ye bakalım. Akande hem kanat oyuncusu hem forvet oyuncusu. Her iki yerde de oynayabiliyor. Ama daha çok hani şey sanki orta alanda kendini de çok gösteremeyecek gibi bir oyuncu. Daha çok kanata yatkın ve çizgiye de inebilir. İçeriye de kat edebilir. Her iki yetenekleri de bence kullanabiliriz. Kararlılık seviyesi çok iyi. Tekniksel olarak maalesef güçleri biraz eksik. Ama sadece hız var gibi mi geliyor? Volkan Şen abi. Ya Volkan Şen, evet. Yani topu alır, sürer, götürür, çalım da atar ama sonra hiçbir şey yapmaz. Sonra bir anda topu kaybeder. Bence çizgide oynayabilecek bir oyuncu. İçeri kat etmede zaten sıkıntı çeker gibi. Ben çevikliği, hızı ve hızlanması sayesinde, özellikle dribbling de var. Kanatta yani çizgide oynamasını daha iyi buluyorum. Eğer oynatacaksak. Yani mecbur oynatacağız. Yani bir şekilde ya. Kalabalık merkeze tehlike oluşturabilecek pas ya da ortalar denemesi daha iyi olabilir. Evet, evet, evet. İnşallah hani güzel bir sağ bek alabilirsek onu destekleyecek bir oyuncu bulmuş oluruz. En azından o açığını kapatmış olabiliriz. Çünkü pas ve orta yapma konusunda biraz geride alacağımız kanat bek ya da normal bek oyuncusu orta ve pas konusunda biraz iyi olabilirse inşallah şey yapacağız, açığını kapatacağız Akande'nin. Hızından faydalanmış oluruz. Yani şey güzel, mesela karşımıza hantal stoperler gelirse Akande onlardan faul olabilir. Bunu düşünmek lazım. Evet. Penaltı konusunda da. İçe kat eden bir kanat oyuncusu oynattığımızda penaltı alabilir gerçekten. Kesinlikle. Yani bu oyuncuda şöyle bir olayımız var. Kararlılığı yüksek. Yani bu oyuncu oynattıkça daha çok geliştirebiliriz. Evet. Bir de her iki ayağında kullanabiliyor. Evet, o çok güzelmiş. Çizgiye inip çevirebilir mesela. Evet, evet. Çizgi olarak mükemmeliyetçi, her şey olduğu gibi doğru olarak yapmaya çalışacak bir sahada işimize gelir aslında. Tabii. Bakalım. Forvet oyuncumuz Oscar, 16 yaşında ve 1.89 boyunda. Boy konusunda bence iyi olmasına rağmen kafa vuruşu ve zıplaması kafa çok kötü. Yani bu kadar uzun boylu olup bu kadar kötü zıplamaya nasıl sahip olabiliyor onu çok anlamış değilim tabii. Çok dengesiz bir profili var bence de. Yani boyu 1.69 olsa kâfi. Şöyle yani bu boyda bu hıza ulaşması inanılmaz bence. Ya aynen, biraz enteresan olmuş. Boyu uzun ama hızlı. Ama kafa vuruşu da çok yani kötü. Üzerime, yani bir stoper oyuncusunu hayal ettiğimde üzerine 1.90'lık süratli bir golcü koşuyor herhalde, korkar kaçardım bu derecede. Korkarsın. Ama bir güç de uyumlu değil. Yani çok değişik bir profile sahip diyelim. Absürt bir profile sahip gerçekten. Yani ya sezonu... Diğer özellikleri olmasaydı genç İbrahimovic gidebilirdik ama diğer özellikleri iyiydi. Kafa vuruşu olsaydı evet genç bir İbrahimovic diyebilirdik ama hiç kafa vuruşu yok ya. Bu çok can sıkıcı. Ve tek ayaklı abi. Evet, tek ayaklı, sadece sağ ayağıyla vurabiliyor ki uzaktan şutu kötü, bitişlik de normal seviyede bu lige göre. Ne diyecektim? Yani Oscar bence ya sezonu 3 golle tamamlayacak
ya da 15 golle tamamlayacak. Böyle enteresan bir profili var. Evet. Hani 15 golle tamamlaması nasıl olur? Eğer belli de olmaz ya. Belli olmaz. Şöyle olabilir. Yani eğer fırsatçı rolde oynatabilirsek bunu, bu hızından faydalanmak için araya kaçışlarını falan kullanabilirsek, oralarda belki güzel maçlar çıkartabilir. Bazı maçlar 2 gol birden atar, bazı maçlar 3 gol atar, bazı maçlar hiç atamaz. Bu tabii rakibe göre de değişecek. Ama çok da sabit bir rolde oynatamayacağız gibi. Çünkü topu tutamayacak, pas yapamayacak, arkası dönük oynayamayacak, hani çevresini o pozisyona sokabilecek bir oyuncu değil gibi. Evet. Ama dikine pasları iyi cevap verebilir yani. Boş alanları koşu yapar özelliğiyle hızlanması evet. da iyi bir ikili. Bitiriciliği yani bilmiyorum o konuda. Diğer oyuna sokabiliriz. Evet. Evet biraz yani, daha. Kontra futbolunda da topsu alanı zayıf olduğu için pek İyi diyemeyeceğim. Evet, kontrol olsun. Salonda iyi düzeyde olsaydı hızla beraber iyi kontra oyunu yapabilirdi kendisi. Evet, kesinlikle. Bakalım buraya bir oyuncu transferi şart gibi gözüküyor. Oyuncularımız bu şekildeydi. Benim ilk gördüğüm eksiklik tabii ki sağ bek. Sağ bekimiz hiç yok. Bunda hemfikiriz zaten. Onun haricinde gerçek bir stoper almamız lazım. Hatta bu bir abi de olabilir. Tecrübeli bir isim de olabilir. Belki iki tane. Belki iki tane. Çünkü bazı maçlarda ve hani sezon sıkışık fikstüründe değiştirmek zorunda kalabiliriz. Şimdi bu oyuncuların sakatlık yatkınlığını da çok iyi bilmiyoruz. Hani tamam bazıları vücut konusunda çok iyiydi ama sakatlık yatkınlığı olan oyuncular çıkabilir. Bunun için de sağlam oyuncular almamız lazım. Fiziksel gücü iyi oyuncular almamız lazım. Bir stoper de şart. Sağ bekin haricinde. Orta sahada bence çok da ihtiyacımız yok. Hani güzel bir orada şey var. Forma rekabeti olacak gibi. Orta sahamız bolluk var yani temeliklere göre. Ya. Evet evet evet. Sağ ve sol kanatlara gerekli oyuncuları almamız lazım. Hatta sağ kanatta Akande'yi yedekte bırakabilecek bir oyuncu alabilirsek bu bizim için harika olur. Sağ bek de aynı şekilde. Sağ bek de aynı. Tabii sağ bek iki tane alacağız zaten. Bir as oyuncu bir de yedek oyuncu alacağız. Bir genç bir de belki biraz daha tecrübeli. Forvet konusunda da abi, bir şey. Tabii. Abi bir de yedeğe sadece 5 oyuncu koyabileceğimiz için bazı oyuncular yani orada mesela Töndü gibi 2 veya 3 pozisyonda oynayabilmesi lazım oyuncuların. Aynen, aynen. Onu şöyle kapatabiliriz belki. Mesela bazı sağ bek oyuncuları ki takip listemizde de var. Orta sahada da oynayabiliyor. Bu onları hem orta sahada hem sağ bekte kullanabileceğimizin yanı sıra sahte bek rolünde de oynatabileceğimizi gösteriyor ve sahte bek rolü benim oldukça sevdiğim bir rol. Bence benim alırız gibime geliyor. Özellikle böyle birlikte hani orayı kalabalıklaştırarak rahat goller bulabiliriz gibime geldi. Bu geri kazanma da önemli bir rol. Aynen. Pekala. Takımımızı tanıdık. As kadromuzu tanıdık. Genç oyunculara baktık. Ve neler yapabileceğimizi gördük. Rakiplerle de kıyasladık takımımızı ve hani oldukça iyiyiz. Hani aslında rakiplerden çok iyi değiliz. Bence rakipler biraz güçsüz. Hani biraz da bu açıdan bakmak lazım. Onun için olabildiğince sağlam seçimler yaparak herhangi bir sürpriz yaşamadan bu ligi olabildiğince en iyi konumda tamamlamamız lazım. Ve bir an önce üst liglere çıkmamız lazım. Çünkü oyun böyle daha heyecanlı bir hale gelecektir. 8. ligdeyiz. Üst liglere çıkmak çok uzun bir serüven. Olabildiğince bizi ileriye taşıyacak genç oyuncular transfer etmemiz lazım. Ve şu an mevcut kadrodaki gençleri de hem yetiştirebilmek hem de elimizde tutabilmek lazım tabii. Güzel genç oyuncularımız var. Genellikle 15-16 ve 17 yaşlarında. Mesela bir 5 sezon sonra bu oyuncular halen 21-22 yaşlarında olacaklar. Bu bize bence çok artı sağlayacak. Halen platformda kendilerini gösterebilecek yaşta olacaklar. Ve büyük takımların dikkatlerini çekebilecek oyuncular olacaklar. Bakalım tabii oraya kadar getirebilecekler mi bizi.
güçleri, vizyonları, oyun akılları buna yetecek mi? Biz onları iyi geliştirebileceğiz mi? Tabii bu da önemli. Her oyuncuyla tek tek ilgileneceğiz. İlk videomuz bu şekildeydi. Takımı tanıdık. As kadromuzu tanıdık. Teknik ekibimizi tanıdık. Bir sonraki videolarda yine teknik ekipten başka isimler de aramızda olacak. Bence güzel bir seri olacak. Farklı bir iş yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda sizin de desteklerinizi, fikirlerinizi bekliyoruz. İnşallah güzel bir birlikteliğimiz olacak arkadaşlarla. Güzel bir ekip oluşturduk. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın.